Merhaba arkadaşlar. İlk sorumuz çift katlamanın olduğu bir dik üçgen sorusu. ABC üçgeni biçimindeki bir kağıt AD boyunca katlandığında B köşesi DC üzerindeki B üssü noktasına geliyor. İkinci şekilde gösterildiği gibi. Daha sonra bu kağıt AB üssü boyunca katlandığında D köşesi AC üzerindeki D üssü noktasına geliyor. İkinci bir katlama söz konusu. Buna göre bu kağıt geri açıldığında B ve D üssü noktaları arasındaki uzaklık kaç birim olur diye sormuş. Hemen arkadaşlar birinci katlamayla başlayalım. İkinci şekil üzerinde ve katlamayı hatırlayalım. Neydi olay? Şekli tersine doğru açarak orijinal haline getirmekti. Şöyle birleştiriyorum bakın. Ve bu noktamız B noktası olmak üzere ABC üçgeni AD boyunca katlanmış ve B noktası B üssü noktasına gelmiş. Katlamanın en önemli özelliği uzunlukların ve açıların değişmemesiydi. Yani BD uzunluğu ne kadarsa B üssü D uzunluğu da o kadar. AB uzunluğu AB üssü uzunluğuna eşit oluyor. Böyle olunca da karşımıza bir ikizkenar üçgen çıkıyor. Yani ABB üssü üçgeni bir ikizkenar. Bu durumda AD uzunluğu kenarortay olduğuna göre hem yükseklik hem de açı ortaydır. Şu açıları alfaya alfa diye harflendirelim. Şimdi gelelim ikinci katlamaya. Burada da AB üssü boyunca katlanmış. Bu şekil üstünde de gösterebilirsiniz veyahut da üçüncü şekli tersine doğru yine açarak gösterebilirsiniz. Her ikisini de yapalım. Yani AB üssü boyunca katlandığında D noktası işte AC üzerindeki bu noktaya geliyor. D üssü noktası diyelim. Bu durumda DB üssü ile D üssü B üssü uzunlukları birbirine eşit olacak. Yine açılar değişmeyeceği için bu açımız da 90 derece olmalı. Hangi açıyla katlanıyorsa aynı açıyla yoluna devam etmeli. Yani bu açı da alfa kadar olmalı diyoruz. Burada aynı zamanda katlama çizgisinin açıortay olduğunu da belirtelim. Arkadaşlar en son şeklin üstüne de göstereceğim. Bakın şöyle öncelikle bir ikinci şekle getirdim. Sonra en baştaki orijinal haline getirmek için tamamıyla açmış olduk. Burası D noktasıydı. Bu B noktasıydı. Sonra arkadaşlar şu açımız 90 dereceydi. Ve yine BD ile B üssü D ve B üssü D üssü de bu uzunluklara eşitti. İster ikinci şeklin üstünde bir sonraki katlamayı gösterebilirsiniz veyahut da son şekli tamamıyla tersine doğru açarak her bir katlamayı gösterebilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. Şimdi gelelim buradaki açıların durumuna. Şu açımız zaten 90 derece olduğu için 3 alfanın 90 olduğunu görmüş olduk. Bu durumda da alfa 30 derece olur. Ve alfa 30 derece ise şöyle üzerinde gösteriyorum. Hatta arkadaşlar bu şeklin üstüne göstereceğim. Karışıklık olmasın, daha net olsun diye bu açılar 30'ar derece. 30, 90 ve 60. ABC üçgeni de bir 30, 60, 90 üçgeni oldu. Böyle olunca da zaten BC uzunluğunun bize 12 birim olduğunu vermişti. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı olan AB uzunluğu yarısından 6'ya ve AC uzunluğu da 6 köküçe eşit olur. 30-60'lardan yürümeye devam. Bakın ABD üçgeninde 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısından 3 ve DB üssü uzunluğu da 3. Yine arkadaşlar B üssü D üssü de 3 birime eşit olacaktı. Bu açımız 90 dereceydi. Devam diyorum. 30'un karşısı 3 ise şu açımız 60 ve 60'ın karşısı da 3 köküçe eşit gelir. Bizden neyi istemişti? B ve D üssü noktaları arasındaki uzaklık. Hemen birleştirelim BD üssü. İşte bu iki nokta arası uzaklığı istiyor. Zaten arkadaşlar ABD üssü üçgeni bir dik üçgen olduğuna göre sonrasında Pisagor'la olayı bitireceğiz. Yani 6'nın karesi 36 artı 3 köküçün karesi 27 ve BD üssü arasındaki uzaklığa y kadar dersek eğer y kareye eşit ve 36 27 topla 63'e eşit gelir. Y de buradan 3 kök 7'ye eşit gelir ki doğru cevabımız E şıkkı bulunur. Klasik bir soruyla devam edelim. Burada da yine ABC üçgeni bir dik üçgen, sonra içerisinde diklikler söz konusu arkadaşlar. Ve 4'e 2 kök 10 üzerine gösterilmiş eşit açılar var. Bizden x uzunluğunu istiyor. Bir önceki videodan hatırlayalım. Bir üçgenin içerisinde eğer diklikler söz konusuysa, yani iç içe geçmiş dik üçgenler varsa, o zaman arkadaşlar ne yapacaktık?
açıları takip edecektik. Tekrar bakın, bir kez daha not ediyorum. İç içe geçmişlik üçgenler varsa açıları takip et ve gizli ya da saklı olan ikizkenar üçgeni ortaya çıkart diyorum. Tamam. Şimdi açılardan başlayalım o halde. Alfaya alfa dedim ve bu açımız 90 eksi 2 alfa olur mu? Olur. Sonra AHBC'ye dik olduğuna göre bu açımız alfa ise şu açıya da 90 eksi alfa kalır mı? Kalır. Bakın böyle olunca dikkat, şimdi şu açının tamamı 90 eksi alfa olur. Bu durumda da eşit açılar olduğuna göre 90 eksi alfaya 90 eksi alfa, demek ki AC uzunluğuyla FC uzunluğu birbirine eşit olmalı. Yani ACF üçgeni bir ikizkenar üçgen. İşte saklı olan ikizkenar üçgeni ortaya çıkartmış olduk açıları takip ederek. Sonrasında arkadaşlar bu uzunluğun tamamı x kadar olduğuna göre HC uzunluğuna x eksi 4 birimlik uzunluk kalır. Ve bize EF'nin 2 kökon olduğunu vermiş. Arkadaşlar EF 2 kökon olduğuna göre zaten ACF'nin ikizkenar üçgen olduğunu söylemiştik. Bu durumda EC uzunluğu yükseklik ve kenarortay olmalı. Yani EF ile EA birbirine eşit, 2 kökona 2 kökon. Bu durumda da AF uzunluğunun tamamı 4 kökona eşit olur. Ve dikkat diyorum, FH uzunluğu da 4 birim olduğuna göre burada zaten arkadaşlar yan yana iki tane dik üçgen görüyorsunuz. Biri AFH, diğeri de AHC olmak üzere. İki tane Pisagor yaptığımızda olayı bitirmiş olacağız. Ben şu uzunluğa Y kadar diyeceğim ve ilk Pisagor'u yapalım. 4 kökonun karesi Y kare artı 16. Ve buradan Y kare 160'tan 16'yı çıkartırsak 144 kalır. Hemen ikinci Pisagor'u yapacağım. Y kare artı x eksi 4'ün parantez karesi. Yani 144 artı x eksi 4'ün karesi eşittir x kare dediğimizde her iki taraftan x kareler gidecek. Böyle olunca da 144 artı parantez kare açıldığında 16 gelecek. Bir de eksi 8x, onu sağ tarafa atıyorum. 8x, 144, 16, 160 ve 8x. X de buradan 20 birime eşit gelir. Doğru cevap da A şıkkı bulunur.